Özel kuvvetler her silahlı kuvvetlerde olduğu gibi, her orduda olduğu gibi özellikle bizim ordumuzda, Türk ordusunda hem tarihi olarak hem günümüzde çok özel bir yeri, özel bir anlamı olan bir birlik bu. Gerçekten seçkin bir birlik, gerçekten önemli bir birlik ve tarihte çok önemli görevler yapmış. Tarihe gerçekten altın harflerle geçmiş. Fakat görevlerin özelliği nedeniyle her zaman konuşulmayan, herkes tarafından bilinmeyen büyük katkılar sağlamış bir birlikten bahsediyoruz. 24 Temmuz 2015'te terörle mücadelemiz bir anlamda yeni bir evreye girdi, yeni bir safhaya girdi. Şu an onun içindeyiz. 24 Temmuz'dan bugüne kadar yoğun bir mücadele içindeyiz. Terörle mücadelemiz sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye bir bütün halinde uluslararası ilişkilerde özne haline gelmiştir. Bu manada etki ve ilgi sahamız genişlemiştir. Türkiye'nin etki ve ilgi sahası genişlemiştir. Ve dolayısıyla bizim de silahlı kuvvetler olarak diğer kurumlarla birlikte sorumluluklarımız ve görevlerimiz artmıştır. Onun için bizim de her zamankinden daha fazla çalışmak, her zamankinden daha fazla gayret göstermek mecburiyetimiz ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Arkadaşlarım, karada, denizde, havada tüm unsurlarımızla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve tüm unsurlarıyla Milli Savunma Bakanlığımız gece demeden, gündüz demeden, kar demeden, kış demeden, yağmurda, çamurda olabildiğince yurt içinde, sır ötesinde arkadaşlarım vatanımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için yapmamız gereken ne varsa bunların hepsini yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım, Türk Silahlı Kuvvetleri hiç olmadığı kadar yoğun bir dönemden geçiyor. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının tamamı bir şekilde bir faaliyette uğraşmak durumunda kaldı. Ve burada hemen şunu söylemek gerekiyor arkadaşlarım. Gerçekten içimizden bu hainler temizlendikçe, FETÖ temizlendikçe sayısal bir azalma görülmüş olmakla beraber yahut herhangi bir şekilde bazılarının yaptığı fitne fesatla güç kaybı vesaire gibi konuşmalar olmakla beraber bu kesinlikle doğru değil. Türk Silahlı Kuvvetleri biraz önce bahsettiğim gibi hainler içimizden temizlendikten sonra çok daha güçlü, çok daha kuvvetli, çok daha başarılı bir hale gelmiştir arkadaşlarım. Ve bu çerçevede operasyonlarımız milletimize güven, milletimize gurur vermeye devam ediyor arkadaşlarım. 24 Temmuz 2015'ten itibaren bugüne kadar 18.313 terörist etkisara getirildi. 1 Ocak'tan itibaren de 1.631 terörist etkisara getirildi. Arkadaşlarım, 40 yıldır takriben devam eden bu terörle mücadele konusunda son derece artan bir şiddette, artan bir tempoda mücadelemizi götüreceğiz. Son derece azimliyiz, kararlıyız ve inşallah hep birlikte tek yumruk, tek yürek olmak suretiyle arkadaşlarım terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Ve bu iş bitecek. Nasıl? En son teröristi etkisine getireceğiz ve inşallah bu işi arkadaşlarım hep birlikte bitireceğiz. Arkadaşlarım, hedefimiz nerede terörist var, orası bizim hedefimiz. Teröristin olduğu yer bizim hedefimiz. Dolayısıyla teröristlerin nereye kaçarlarsa kaçsınlar, nereye giderse gitsinler, onların peşinde olacağımızı ve en son terörist etkisine getirinceye kadar da bu mücadele devam edeceğini herkes bilmesi lazım. Biz başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına, hukuklarına son derece saygılıyız. Kimsenin toprağında, kimsenin taşında gözümüz yok. Fakat bizim hedefimiz sadece ve sadece teröristler. Arkadaşlarım, diğer taraftan Libya'daki kardeşlerimizin haklı davasında onlarla beraberiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında onlarla beraberiz, beraber olmaya devam edeceğiz. Onların haklı davalarında yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Bunun için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. Libya'da biz yabancı asker değiliz. Libya'da başlangıçta Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, daha sonra kurulan Ulusal Birlik Hükümeti'nin tasvipleri, davetleri çerçevesinde oradaki varlığımızı sürdürüyoruz. Orada yapmaya çalıştığımız şey de askeri eğitim, işbirliği ve danışmanlık. Bütün ülkelerin, çeşitli ülkelerde yaptıklarının aynısı. Fakat biz olduğumuz için bunu alamamakta ısrar ediyorlar. Bunu karalamak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bunların hiçbir kıymet harbiyesi yok. Libyalı kardeşlerimizle beraber olmaya, onların tek devlet olarak, tek Libya olarak, tek Libya milleti olarak, tek Libya Silahlı Kuvvetleri olarak yapmaları gereken neyse
o yaptıkları çalışmalarda onları desteklemeye devam edeceğiz arkadaşlarım. Bunu sürdüreceğiz. Libya, Libyalılarındır. Bunu destekliyoruz biz. Afganlı kardeşlerimizin de güven içinde, refah içinde yaşaması için elimizden gelen gayreti bugüne kadar gösterdik. İmkanlarımız nispetinde. Bundan sonra gösterme arzusundayız, niyetindeyiz. 20 yıldan beri Afganistan'dayız. Afganlı kardeşlerimizin bir an önce barışa, huzura ulaşması için 20 yıllık gayretlerimizi sürdürdük. Son 6 yılda da tüm Afganistan için önemli olan Uluslararası Hamid Karzai Havalanı'nın işletilmesini sağlıyorduk, sağlamaya devam ediyoruz. Eğer şartlar oluşursa biz yine Afganlı kardeşlerimizin güvenliği için, Afganlı kardeşlerimizin huzuru ve ihtiyaçlarının karşılanması için, Afganlı kardeşlerimize destek olmak için bu havalanı işletmeye talibiz. Bu konudaki temaslarımız da sürüyor değerli arkadaşlarım. Arkadaşlarım, İbni Haldun diyor ki milletlerin kaderi coğrafyadır. Coğrafya milletlerin kaderidir diyor. Biz de diyoruz ki coğrafya ne kadar kaderse milletler için, Türkiye'de bu coğrafyanın kaderi. Duymayan kalmasın. Türkiye bu coğrafyanın kaderi. Dolayısıyla buradaki insanlar, buradaki ülkeler bizimle yaşamak zorunda. Türkiye'nin hakkına, Türkiye'nin hukukuna saygı göstermek zorundalar. Bunu öğrenecekler, bunu bilecekler. Bu çerçevede biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve şunu da biliyoruz ki arkadaşlarım, bu coğrafyada var olmak demek, güçlü olmak demek. Eğer bu coğrafyada güçlü olmazsak arkadaşlarım, yaşama şansımız yok. Yaşatmazlar. Bu coğrafyada güçlü olmak demek, arkadaşlarım, güçlü bir orduya sahip olmak demek. Güçlü bir ordu demek, etkin, caydırıcı, saygın bir ordu demek. Dolayısıyla hepimizin sorumluluğu tek tek silahlı kuvvetlerimizin etkinliğini, caydırıcılığını, saygınlığını arttırmak. Bunun için elimizden gelen neyse bunu yapmak arkadaşlarım. Bu katkıyı sağlamak. Ne için? Ülkemizin ve milletimizin bekası için. Ne için? Ülkemiz ve milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için, 84 milyon vatandaşımızın ve sınırlarımızın güvenliği için.